İyi geceler sevgili dostlar. 5 büyüklüğünde bazı kaynaklarda 5.10'da 2, bendeki diğer kaynaklarda bazılarında 4.10'da 8'lik bir depremle Lazkiye tarafında bir sallandık. Bu sarsıntı beklediğimiz bir sarsıntı aslında. Biz 6 Şubat 2023'ten sonra gerçekten yüklenmenin olduğu yer olarak orayı zaten söylüyorduk. Ve bütün bilim camiası bunu söylüyor zaten. Ya burada biz 7.5'ları bulabilecek bir depremin olabileceğini, çünkü orada bir basıncın birikimin olduğunu defaatle bildirdik. Şimdi biz burada bir 5'lik deprem yaşadıysak, bugün için özellikle söylüyorum, birkaç saat bir bekleyelim. Mümkünse dışarıda, havada güzel, dışarıda bekleyebilirsiniz. Çeşitli şekilde biz oradaki yer akım formlarını falan kontrol edeceğiz. Artçı gelecek, artçıların odak mekanizmalarını kontrol edeceğiz. Ondan sonra sizlere tekrardan bilgi vereceğiz. Zaten sabaha kadar zaten uyumuyorum ben hiç. Buradayız, sürekli bilgilendirmeye devam edeceğiz. Çok korkmuyoruz, çok da rehavete kapılmıyoruz. Tehlikeli bir bölge. Biliyorsunuz ben kolay kolay böyle yok dışarıda yatın, dışarıda kalın falan demem. Bu konuda bugün için sizden rica ediyorum. Biraz bekleyelim. Burası sıkıntılı bir bölge. Odak çözümlerini falan inceleyelim, tamam mı? Ondan sonra sizlere tekrardan bilgi vereceğiz. Dediğim gibi depremin odak mekanizmalarını falan bir kontrol edelim. Nedir ne değildir. Tam olarak hangi fayın üzerinde oldu? Gerçekten bizim Ölüdeniz Kırımız'ın üzerinde mi oldu? İşte Misyaf fayına doğru orada mı gerçekleşti? Tam lokasyonu bir belirlemeye çalışalım. Çünkü 30-35 tane ayrı istasyondan veri alıyorum. O verileri de birleştirip sizlere tekrardan dönüş yapacağım. Hoşçakalın.